Arhangay, Hangay'ın arkası demek. Hangay Dağları vardır orada. Hangay Dağları'nın arkası demektir. Burada Tamır Irmağı doğar. Tamır Irmağı'nın çok fazla kolu var. İşte o bölge, Tamır Irmağı'nın kollarının bulunduğu bölge Ötüken'dir. Bu bölge hem Hunlar zamanında, Göktürkler zamanında ve Uygurlar zamanında, yani Türklerin yoğunlukta Moğolistan'da yaşadığı dönemde Türklerin başkentliğini, merkezliğini yapmıştır bir anlamda. Bütün Moğolistan içerisinde en yaşanabilir, en verimli veya en sulu topraklara sahip, bol otlara sahip hayvancı toplulukların yaşayabileceği alan Arhangay eyaletidir. Yani Ötüken. Bu bakımdan Türklerin hani kutsal saymasının da bir sebebi Uduk Ötüken demesi Bilge Kağan'ın yazıtlarda. Bundan kaynaklanıyor. O bölgede bulunan binlerce eser var Türklere ait. Geyikli resimler, kerek surlar, Orhun yazıtları o bölgede en önemlisi. Hoyt Tamır yazıtları, bir sürü yazıt o bölgede bulunuyor. Dolayısıyla Türklerin tarihi başkenti, ilk başkenti diyoruz. Orhun yazıtları ile Tonyukluk yazıtı arasında yaklaşık 4-3 kilometre mesafe var kuş uçuşu. Yani Tonyukluk yazıtları Ulan Bator'un karayoluyla 59 kilometre doğusunda bulunan bir yerde. Göktürkler zamanında ve Uygurlar zamanında anlatılan, gerek Çin kaynaklarında anlatılan belge ve bilgilerle, yazıtlarda anlatılan bilgilerle bugün haritaya baktığımız zaman yani Ötüken'i aşağı yukarı belirleyebiliyoruz. Çince'de Ötüken Dağı diyor oraya. Türkçe'de Ötüken Ormanı diye bunu tercüme ediyorlar. Ama o bölgenin diğer bölgelere nazaran daha ormanlık olduğunu görüyoruz. Peki Çinler niye buna Ötüken Dağı diyor meselesini ben şöyle anlıyorum. Hangay Dağları'nın kuzey tarafında dağlık bir alanında o bölgeyi dağ olarak niteliyorlar ki doğru bu. Yani yanlış değil. Buranın en meşhur ırmağı bize göre Orhun Irmağı. Çağlayan'ından başlayarak Baykal Gölü'ne dökülür. Şimdi Çin kaynaklarında Türklerin asker sayısı ve nüfusu hakkında bazı rakamlar verilir. Ben bu rakamların abartılı olduğunu düşünürdüm. Fakat o bölgeyi gördükten sonra şunu anladım. Türklerin nüfusu çok çok fazlaymış. Yani kaynaklarda anlatılandan belki daha fazlaymış. Ötüken merkezi olarak düşündüğümüz zaman bize çok şey kazandırıyor diye anlamamız mümkündür. Çünkü yabancı kaynaklar Türklerin iç dünyasını aydınlatmıyor. Bunları biz ancak Türklerin kendi dilleriyle, kendi kelimeleriyle oluşturmuş olduğu cümlelerden anlayabiliyoruz. Bu yüzden önemli diye düşünüyorum.